Muhammed amcanın o iyi bir programı daha önce dikkatli bir şekilde izlediğini biliyorum Muhammed amcacığım. Programı beğeniyor muydun? Vallahi çok dargınım sana ben. Hadi canım. Çok. Niye? Dışarıdan bağlanan oldu. Evet. Hiç mesela burada yayında sesi çıkmadı kişilerin. O kadar merak ettiler. Hayır, bağlanmak mı istediler? Evet. Tamam, bağlan. Ama bugün yani siz dediniz ya, oğlumla ben bir yüzleşeyim, o buraya gelsin. Tamam. Onlar evet. Geldiği için fırsat olmadı. Tamam o zaman. Yoksa darılma bana. Yok tamam. Ay kurban olurum. Darılma lütfen. Tamam. Bugün hanımın canlı yayında olacak. Evet. O gelecek. Ya yani daha doğrusu oradan bağlanacak. Evet öyleymiş. Hanımefendinin adı ne? Hava. Hava Hanım. Hava Çalışkan. Bir de Ercan. Evet. Bir de Emine Acar. Kaç gelin var senin? Benim gelin 4 tane gelin var şimdi. Öyle şeyle Elife'yle beraber 5. Şimdi evet. Biliyorsunuz Muhammed şimdi, amcanın... Şimdi görümceleri bağlanacak. Onlar... Bağlanmak istiyorlar. Evet. Hepsine çok... zaman ve yer yeterse bağla... Ama önce hanımına bir bağlayayım. Havva Hanım'ı bir bağlayayım. Muhammed amcayı tanıyorsunuz. Bartın'dan geldi. Gelin Elife'ye sahip çıkıyor. Oğlunun Burcu tarafından kandırıldığını, işte aklının çelindiğini söylüyor. Evlilikleri kurtulsun, evine geri dönsün istiyorum. Burcu'yu bıraksın, ben gelinimden vazgeçmem. 5 gelin var ama Elife benim sağ kolum demişti. Evet. Elife bir gelsin bakalım neler olacak merak ediyorum. Elife gelir misin tatlım? Oo Elife ne kadar güzel olmuşsun. Aa teşekkür bakarsın. Ederim. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Bak dedim o gözler çok güzel. Bir sana iltifat etti mi Muhammed? Evet. Hiç güzelsin der miydi sana? Yok. Hiç demedi mi? Çok güzelsin ama biliyor musun? Teşekkür ederim. Kesinlikle. Kendi değerini bil. Farkın. Biliyorum zaten ya. Biliyor musun? Evet. Ama yüzün çok böyle kapanmış. Ben yüzünün bir gözlerini görmek istiyorum. Tabii saçını göstermek istemiyorsun. Saygı duyuyorum. Ama yüzünü görmek istiyorum. Hadi otur bakalım kayınpederin yanına. Yani bu arada Muhammed de Burcu da Bartın'a gittiler. Canlı yayında olacaklar birazdan. Dün neler konuştuk, neler oldu bir hatırlayalım. Sonra arkasından hemen başlayalım. Vallahi su gibiydin, o güzellik ortaya çıkmış. Teşekkür Bayıldım ederim. Sana. Bakalım Muhammed ne diyecek? Yani Burcu'dan vazgeçmiyorum. Dün evlenme teklif etti. Yani senin gözünün önünde çok üzgün olduğunu da biliyorum. Bu aşka sahip çıkmaya devam mı edecek? Ne olacak? Merak ediyorum. Dünü bir hatırlayalım, hemen hızlıca başlayalım mı sevgili izleyiciler? Ben yandım. Söylemedin mi Elif? Sen de yalan söyleme Elif. Bizi ailem değil ölüm ayırabilir. Bir saniye dinle beni. Boşanmamakta, Muhammed'den boşanmamakta kararlı mısın? Evet. Peki inadına mı boşanmak istemiyorsun? Hayır. Yoksa kocanı gerçekten seviyor musun? Seviyorum. Seviyorsun. Evet, 81 ilde duysun, boşanmayacağım. Severek mi evlendin Elif'e? Hayır. O zaman niye aldın? Ben mi aldım seni? Ben seni kaçıracaktım dedi. Bir saniye dinle. Bir dakika. Bir saniye dinle, Muhammed. Konuşuyorum. Tamam, bir saniye konuş dinle. Ya, konuş. Bir saniye dinle beni. Hayır. Sen dinle. Oo bayağı bir öfkeli. Ya beğendiğin yere gidiyor. O hep öyle değil mi abla? Sen benim yanıma geleceksin sen. Sen babasına karşı gelir mi ya? Hep öyle o ya. Evde de öyle. Ama ben yandım. Evlerim memleketimde. Arkadaşlar, geliyor mu ses? Bak bakayım. Ses geliyor. Tamam. Geliyormuş ses. Evet. Üstündeki elbiseyle mutfağa tekrardan girme. Girmiyorum ki Muhammed. Söylemedin mi Elif sana? Hayır. Yalan söyleme Elif. Hayır Muhammed. Yalan söyleme. Hayır, çok yalancısın. Bak Muhammed. Beni çıldırtma burada. Sen Muhammed'i hala seviyor musun, sevmiyor musun? Seviyorum Didem abla. Ben seni sevmiyorum. Seviyorum. Ha? Sevmeyebilirsin. Ben seni sevmiyorum Elif. Seni Allah sevsin. Seni ben bu saatten seviyorum. Sonra benim yanımda, benim nesini senin seviyorum? Yanımda bak, işim seni yok. Bu kadar sevmediğini söyleyen bir adamın nesini seviyorsun? Tamam Elif. Evlilik cüzdanına sarılır, ben de eşime sarılım. Elif sürekli gülüyor. Ne olur? Sürekli gülüyor, benim psikolojimi bozuyor. Evet. Ağlayayım mı senin için? Benim için ağlamayacaksın. Ağlama zaten. Onun şeyi bende. Neyi sende? İzin kağıdı. Tamam ya. İzin kağıdı sende dursun. Ben de bunu böyle alır yürür. Güle güle böyle ya. Alır. Güle güle. Çıkarım. Sen güle, de daha güle, fazla konuşursun. Güle güle. Ben şunu merak ediyorum. Nasıl? Benimle evlenir misin mi dedi? Evlenir misin dedi ya. Aa, evlilik teklif etti ya. Elime düşecek. Eline düşecek. Düşecek. Elime düşecek. Elime düşecek. Yani Allah'ın bu... yüzünü diz çok hadi. Al. Ne diyor? Benimle evlenir misin? Evet sen. Aa, et bay. Sen. Ay bu sahneyi görünce ne düşünüyorsun?
Elif'e. Üzüldün değil mi? Üzülmez misin? Bir şey söyleyebilir miyim? Tamam. Şimdi bunların böyle bir hareketinde bunlar suçlu. Nuren artık zina suç değil. O detayları birazdan Tunca Hanım söyler. Çift hazır çünkü onları bir alalım. Ama söyleyin ondan sonra alayım ben hemen. Çok kısaca şunu söyleyeceğim. Zina bir suç değil. Artık ancak değil. Hukuken tazminat ödenmesini gerektiren bir suç. Evet. Peki bir devam olay. Edelim. Önce bir aileyi alalım çifti. Bakalım konuşalım. Bu detayları sonra konuşuruz. Onlar hukuki detaylar. Ama şunu söyledi Muhammed amca. Elif'e de öyle. Öyle ya da böyle Muhammed'in eve döneceğini söylüyor. Öyle de böyle Muhammed eve dönecek diyor. İlle de dönecek. İllahi dönecek. İlle de dönecek. Oğlunu tanıdığın için mi öyle söylüyorsun Muhammed? Oğlunu tanıdığın için mi öyle söylüyorsun Muhammed Şimdi, amca? Ben onları kendisini iyi bildiğim için. Ha, o yüzden diyorsun. Bundan geri dönmek şartıyla. Sonra o kadının köyünden ve Bartın'dan yayına bağlanmışlar. Beni aradılar, çok aradılar Şimdi beni. Şimdi bunu hararetli bir tartışma gittiği için herkesi yayına bağlayamıyoruz. Ama ihbarları alın arkadaşlar. Evet. Onları da yayına bağlamaya çalışalım. Şimdi ben Muhammed'le Burcu'yu bir göreyim lütfen. Şimdi Muhammed Burcu buradan gitti de yani acaba tereddüt ettiği için mi gitti yoksa bu niye gitti anlamadım. Muhammed duyuyor musun beni? Yine el ele. Evet, duyuyorum baba. Muhammed yine Burcu'nun elini bırakmıyorsun maşallah. Evet. Bir zaman gelir bırakır. Bir zaman bak baban ne diyor? Bir zaman onun babasıyım ben. O benim babam değildir. Onun başına geleceğini ben bilirim. Ne geleceğini bilirim ben. Hayat tecrübem var diyorsunuz. Çok bilirim yani. Çok yaşamaz o. Bu çok ilişkinin bu ilişkinin çok devam etmeyeceğini söylüyor. Ailede herkes ama herkes Muhammed. Yani anladığım kadar annen, abi şeylerin, ablaların ama herkes şeye Elif'e sahip çıkıyor. Evet, çıksın ablacığım. Ya eşinin gözünün önünde başka bir kadına nasıl evlilik teklif edersin ya Muhammed? Sevdiğim için. Sevdiğin için. Evet, hala daha seviyorum, ellerim burada. Bir şey daha söyleyeceğim ablan. Şimdi hayvan kokusu diyor. Bu hayvan kokusunun yoğurdunu yerken, edini yerken, efendime söyleyeyim satıp borcuna öderken iyiydi de bunu aldığı zaman mı hayvan kokusu oldu? Doğru mu 14 yıldan beri? Dün 14 yıllık eşine ahıra gidiyorsun, hayvanlarla ilgileniyorsun fakat eve gelince üstünü değiştirmiyorsun. O kokudan rahatsız oluyor. Değiştiriyor, evet değiştiriyor. Değiştiriyor, yalan söylüyor. Duydu mu baba bu hayvanların etini? Bana bile karşı geldi kaç sefer bu. Tamam söylesin bana. Köydeki abi. Evin çanlarını mamlarını hep kırdı bu. Bartın'daki evimin. İnşaat yapacaktım. Demirleri satan gene bu. Abi, iki tane, dinleyelim. Üç tane tane verdim. Bunu iki tane. Dur. Bunları sattı bu. Muhammed amca, bir oğlu Muhammed'i dinleyelim mi? Tamam. Söyle. Alo, söyle abla sesim geliyor mu? Geliyor Muhammed. Babam Çayırlar'daki demirleri beni sattığımı söylüyor. Doğru mu? O mevzulara geliriz ama şunu söylemeye bir saniye, çalışıyor. Abla, söyleyeceğim hemen. Geçmem gerekiyor. Zaten kendisi ifade etmişti. Yalan söylemesin bir. İkincisi de iki tane hayvanımız öldü. Babamın üzerine olan hayvanlarımız öldü. 85 bin lira üzerimde borç var. Babam orada gururlu gururlu konuşuyor. Önce o borcu ödesin. Bu iki ablacığım. Ya sen bana şunu söyle. Elife'nin gözü önünde Burcu'ya evlilik teklif etmen ayıp olmadı mı ya? Ablacığım benim için hiç ayıp olmadı. Onun için ayıp olsa o kendisi bilir. Ben hala seviyorum. Elim de burada. Bir Allah'ın kulu kılına zarar veremez. Bak o da gelinin elini tutuyor. Vallahi. Bak kaç kişi gelecek? Kaç kişi gelecek oğlum? Ben bir şey demiyorum. Bak kaç kişi gelecek? Yanındayım. Herkesten zaten dava açacağım. Senin de karşındayım. Oo. Tamam. Benim karşımda zaten istediğin kadar oldun sen babam olacağın kadar. Rusya'dan bile telefon ettiler bana. Rusya'dan bile telefon geldi bana. Trabzon'dan telefon geldi bana. O da gülüyor. Bir dakika durdu. Burcu neden güldün sen? Bir dakika. Gelin elini bırakmıyor ya. Vallahi Burcu neden gülüyorsun? Yani şu anda şöyle söyleyeyim size. O kadar çok saçma sapan suçlamalar var. O kadar çok konuşmalar var. O kadar çok böyle iftiralar var ama ben sadece de şunu söylüyorum. Ben oradaki herkesi, benim hakkımda konuşan, ailem hakkında konuşan herkesi Allah'a havale ediyorum. Biz zaten evet ya
yanlışımız var mı? Ben bunu dün de söyledim, kabul ediyorum dedim, kabul ediyoruz dedim. Ama olayları bu kadar, bu raddeye getirenler onlardı. Bir, ikincisi sadece boşanan Muhammed değil, güzellikle boşanma davamızı açtık. Daha boşanmadı ama.